Laps laps laps. Uçak kardeşlerin sunduğu laps 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 başlıyor. İkili hiç böyle yan yana laps laps yapmamış mıyım ben ya? Kime konuşacağımı biraz şaşırdım, affedersiniz. Ben gidebilirim. Abi seni hiç konuşturmam. Kamerayı açabilirsin. Kamera? Şeyden, bilgisayardan. Ve? Oradan birbirimize konuşabiliriz. Cults'ın çok aşırı sevilen bölümünün laps laps'ına girmekteyiz diye özetledim. Güzel. Seyircimiz de varmışçasına konuştum. Rahatsız olmamış. Var zaten. Doğru. Biraz fazla sevilen bölüm olduğu için sadece loş yazıp aratınca olmuyor. çok kötü yorum okumayacağız gibi gözüküyor. Bu biraz şey, kötü bir haber. Yok bence. Ben... Ya biz iyinin içinden de kötüyü bulmada... Ayıklayan mıyız? Profesyoneliz Erman'la. Sen bir hikaye anlatacaktın gibi hatırlıyorum ben. Evet ama şimdi mi anlatayım? Tamam, organik gelişsin. Ya da anlatabilirim ya. Sen bilirsin. Erman nasıl istersin? O zaman anlat şu. Anlat şu hikayeyi. Bok gibi de bir hikaye çıkacak diye çok heyecanlı. Ya bok gibi bir hikaye çıkmayacak. Çok keyifli bir şekilde vapura bindim ve Kadıköy'e geçmek için. Sanırım sabahta keyfi kalkmıştım. Çok keyfi kalkmıştım gerçekten. Benim de az önce. Kahvaltımı köfteyle yaptım. Şampiyonların kahvaltısıdır. Buraya gelmeden önce yorumlarda okuduğum bir şey vardı bizim bölümle ilgili. İşte Erman Çağlar'ı konuşturmama müsabakası olmuş diye. Şimdiden başladık aslında. Gerçekten ya. Neyse. Onun nedeni şuydu aslında. Geçen programda da ben biraz akşamdan kalma gelmiştim buraya. Hangover dediğimiz. Evet. Bugün de öyle. Yani bugün de öyle bir şey olabilir. Her neyse. Bugün öyle olmasın. Kendimi biraz daha toparlayayım falan diye kalktım. İşte bel fıtığıma yönelik birkaç egzersizim var. Onları güvenle yaptım. İşte dediğim gibi proteinimi aldım. Geldim. Yani şey, vapura atladım. Bir şarkı bir story paylaşmıştım. O story'de de Slayer'ın Antichrist şarkısı var. Slayer'ı çok severiz. Hı hı. Hepimiz. Mutlu mutlu dinleye dinleye gelirken bir mesaj geldi. Şimdi ismini veremeyeceğim. Cahil bir hanımefendi. Mesajda şunu diyor. Bu şarkılar, bu müzikler lisede güzeldi. Şimdi artık indie dinleme yaşındasın. Bakın Cahil hanımefendi. Bir daha alacağım buraya. Bakın Cahil hanımefendi. Indie bir janr değildir. Sizin gibi cahiller için müzik piyasası tarafından uydurulmuş, üretilmiş bir şeydir. Indie demek bağımsız demektir. Yani majör müzik üretim işte şirketlerine, işte kartellere karşı bağımsız müzisyenler ve bağımsız plak firmalarının çıkardığı ürünler ve o sanatçıların da yaptığı müziklerin tümüne denir. Yani indie black metal de olabilir, indie Burhan Çaçan tarzı müzik de olabilir. Bu bir. Emin değilim ama evet. İkincisi, sizin profilinize girdim, baktım. Sizin profilinizde şöyle şeyler var. siz ev dekorasyonuyla uğraşıyorsunuz. Zaten profilinizde çocuğunuz ve kocanızla bir fotoğrafınız var. En büyük başarınız bu olarak gözüküyor. Yoga ile ilgileniyorsunuz ve avokadolu fotoğraflarınız var. Ve ben bir anneyim mi? Bir şey gibi bir şeyler var. Ben bir anneyim çok kolay bir cümle. Çünkü genelde insanlar karşıdaki partnerine göre 5 saniye ya da 30 dakika içinde anne olabiliyorlar. Yani hiçbir insan salıyorum diye övünmüyor. Bence hiçbir kadın da ben bir anneyim diye övünmemeli. Çünkü iyi bir anne olmakla övünülebilir. Hiçbir kuş göç ettiği için övünmüyor. Hiçbir böcek trake solunumu yaptığı için övünmüyor. Bunları geçelim. Nereden biliyoruz bu arada? Ben öyle ya. Düşünüyorum yani. Peki, okay. Neyse. Kapatalım programı. Bittiyse tiradın. Teşekkür ederiz. Daha fazla da ilgilenmek istemiyorum. Avokado yemek... de büyük bir başarı değildir. O avokado üretilsin diye hayvan gibi su harcanıyor. Kaç çocuk ölüyor? Ben de yeni izledim belgeselini. Evet, bu su taşlıktan. Hem ev dekorasyonu yapıyorsunuz, kuraklıktan çöle dönmüş bir dünyada o güzel evinizde oturursunuz ve umarım çocuğunuz avokado yemenin çok ve avokado yemeği paylaşmanın çok matah bir şey olmadığına inanır. Sadece akşam isterim. Mükemmel de ne kadarını kullanacağımızı bilmiyorum. Biraz konuşmak ister misin? Baştan. Şimdi bize karşı ayaklanma. Ay. Ha? Lux diye açıldı. Evet, şey yapalım mı? En iyi yorumlar deyince, gerçekten çok iyi yorumlar beğenilmiş oluyor genelde. O sürprize kapalı oluyor. İstiyorsanız en sondan başlayalım. En kötü yorumlar. En yeniler. Keşke öyle bir seçenek olsun.
Hayvan gibi güldüm. Muhammed Furkan. Şahan. Teşekkürler. Okey. 3 gün önce gülmüş. 3 gün önce Tuna Han. Umarım daha çok gülersiniz. Buna çok gülmüş. Hatırlıyor musunuz? Annem beni gönderiyordu işte. Onu al, bunu al. Bir de pedalıyordum. Hiç hatırlamıyorum da benim biraz daha saçım varmış eskiden. Şu anda bariz daha iyi gözüküyor. Evet. Büyümeyi beklemek doğru tespit. Eddie ile büdü. Tam. Normalde insan dinlemeye tahammülüm olmaz. Adamlara bak. Elinde pirinci çatalla itelemek. Zeytine rozet takar gibi takmak. Zeytinin etliliği. Caner de çok koptu. Tespitlere bak. Tamam. Ben Eddie ile büdü tamı anlamadım. Sizden bahsediyorum. Tamam, evet, şimdi anladım. Bu benzetme daha önce yapılmış mı? Belki... Yok, çok güzelmiş ama. Biraz eski gibi işte şey. Eddie ile büdü eşcinsel mi falan diye çok tartışıldı. Hatırlar mısınız o zamanlar? Kim tartıştı? Gerçekten. Yok, şeyde bayağı üreticisine kadar gitti olay. Evet, gitti. Hatta neden... o cinsiyetsiz düşünmüştüm ben falan dedi galiba. Ya biri şey dedi... Eğer siz eşcinsel olsun diyorsanız hemen eşcinsel yapacağım onları dedi galiba üreticilerinden birisi. Nasıl yapacak? Ne yaparak? Bir ekstra bir şey yapmasına gerek yok yani. Hani. Eşcinsel onu kabul edeceğim gibi mi? Evet, yani o biraz galiba Harry Potter'daki gibi. Yani Harry Potter'ın da yazarına... Neydi kadın adı? J.K. Rowling. Rowling. Rowling'e de böyle bir iki tweet atmışlardı. Ya bu Dumbledore sizce... Eşcisi olur mu, ne dersiniz falan diye. O da hemen, tabii canım Dumbledore zaten eşcinseldir diye değiştirmişti bütün lorunu. O Harry Potter loru. Ya bu loru, biraz ama şımarıklık değil loru mi ya? Yani ben bence şeyin tasarrufu yani yazarın tasarrufu. Ben yazdım kitabı, kitabı ben yazdım. Şimdi de böyle yazıyorum. Hadi bakalım, geçmiş yok, olsun. Yok, şeyden bahsediyorum. Yani bu tarz böyle çözümlemelere gitmek... Bu tarz böyle şeyler, durduk yere ne derler, magazinler şeyler, başlıklar açmak falan. Eddie ile büdü. Ya bana ilginç geliyor çünkü ya yani... Işte, o zaman Transformers trans mı? Yani şey mi? Trans. Ya o zaman Ankara'da hani Melih Gökçek'in Transformers'ları vardı ya. Evet. Onları nasıl yapacağız, ne yapacağız falan. Şey mi olacak Ankara'nın girişine? Transformers'ları dik, çok güzel bir böyle fontla... susma translar vardır gibi şey mi? Transformers mı karşılığı? Yani? Niye bizim buraya götürüyor? Sonu gelmez. Güzel bir şey olur. Sonu gelmez bu şeylerin. Yani ben de ilginç buluyorum çünkü şeye girildi. Revizyonist bir döneme girildi kültürde. Eskiden tarihe çok eleştiriyorlar. Tarihçileri çok eleştiriyorlar revizyonist diye. Şu an kültürle ilgili bir revizyonizm var. Şeyleri çatır çatır kaldırıyorlar. Eski beğenmedikleri, işte bunda cinsiyetçilik vardı, bunda ırkçılık evet, vardı dedikleri. İşte stand-up'ları ne derler? Sitcomları çatır çatır kaldırıyorlar. Yazarlara da böyle fırsatlar veriyorlar. Yani hani senin... Son bir söyle kurtar kendi gibi mi? Yani senin kitabında çok çeşitlilik yok en azından bu işte LGBT tarafında. Hadi bir şey söyle de o olsun gibisinden. Evet. Ya bir sürü hayvan heyula koymuyor mu bu insanlar ya? Nasıl çeşitlilik yok? İşte, bir tek oradan mı çeşitlilik sağlanıyor? Herkesin yani duyarlılığı farklı, ben bilmiyorum. Bana ilginç geliyor. Ama şeyde Eddie ile Büdü şöyle bağlanmıştı diye hatırlıyorum. Biri çıkıp yok bu saatten sonra olmaz zaten yatakları da ayrı gibisinden. Doğru doğru. Yatakları ayrı olmasını da oraya bağlayabilirsin. Yoksa dostluk içinde uyur gider. Hani bir tartışmanın sonucu olmalı bu yani. Yani genelde çocukken aslında ne yapıyorduk? Oyuncakların penis bölgesine bakıyorduk. Evet. Orada hiçbir şey olmuyordu. Demek ki bunlar penissizler sadece. Daha ötesine geçmeye gerek yok. Keşke burada keselim olsun. Bu muhabbeti, canım sıkıldı mı diyorsun? Yok hayır ya, yani şey kötü, sürekli böyle bir anakronik bir şekilde geçmişi, kültürü şu andaki böyle şımarıkça düşüncelerle ilgili. Keşke herkes penissiz olsa. Keşke hakikaten ya. Birçok savaşları engellemedi. Gerçekten öyle olur. Evet. Ozan Akyol'un diğer insanlarla iletişim kurulurken uzaklara bakması ve çok ciddi olması, Erman'a dönünce canlanıp samimileşmesi, aralarındaki sexual tension. Oğlum şey gibi oldu. Yani, hazırlamışız gibi oldu altına. Biz de Eddie ile Biddy gibi düşünün, bizim de penisimiz yok. En azından bizim, birbirimizle iş yaparken. Bizim tek penisimiz birbirimize olan hislerimizdir. Ve de onlar ben şey diyeceksin abi. Bir, göz göze bizim, geldiğimizde bizim, şaha kalkıyor. Bizim tek penisimiz ortaya koyduğumuz işlerimizdir. Tabii ki. O da olur. Bunun keyfini çıkarmaktan lütfen kimse kendine imtina mı denir? İmtina etmesin.
İleride işlerim yoluna girerse Kalt ekibine dolgun bir maaş vereceğim. Ofiste takılsınlar yeter gibi bir size bir teklif gelmiş. Çok iyiymiş ya. Ben de küçükken hep şey diyordum. Çok param olsa da işte Roberto Baggio'yu eve alabilsek yani. Futboldan da alıp bizim evin bir üyesi yapmak ya da hacıyı şey gibi. Bir insan satın alma hayali. Evet, o güzel bir yani şey, kötü niyetle söylenmedim ya, dolgun maaş çok hoş. Dolgun maaş sizin, acaba sizin şey ne? Kriteriniz mesela. Memnun edecek dolgun maaşı. Evet. Evet. Yani şuna giderim ofiste ve full takılırım dediğiniz para nedir? 2.750. Ozan 2.750'ler, ben büyük ihtimalle şey derim, abi fazla mı söylüyoruz derim. Genelde, abi kaçırmayalım. Markalarla işbirliğimiz o yönde. Ve sonra da kavga ederiz. Abi sen hep böyle işe farklı. Yani 2.750 üzerinden işte taş koyma kavgası yapabiliriz herhalde. Sonra da çok güzel ama evlerimize çok şey dağılırız. İçimiz ferah, fresh evet. Ve bir günü daha atlattık deriz. Tebrik ederim. Boş konuşan sen buna da sinirleniyorsun sanırım. Yok, boş yapmaya. Sinirlenmiyorum. Yani sinirleniyor gibi düşünmeyelim de şey gibi alınıyorum gibiydi. Sonradan dedim ki ya uf. Ya uf. Yani kendime de yani. Çok güzel demişsin gerçekten. Böyle küçük telkinlerle hayata devam edebiliyor ya, musun? Ya tabii ki yani sonuçta ya bu boş konuşma meselesini bir kere daha konuşmuştuk. Artık o kadar üzmüyor. Evet. Okay. Hatta geçen şeyi boş gördüm yapmak. Ya bir yerden. Boş İngilizceye bile geçmiş galiba. B-O-S-H hani boş, o da şey yani içi çok dolu diyorum. Olmayan konuşma gibi. Nasıl Türkçeden İngilizceye bir ya yok canım. Vallahi export mu deniyordu? Export. Kimden yani, nasıl geçebilmiş ya? Bilmiyorum. Oradaki o Hackney'deki falan buradan giden İngiliz gibi gözükmeye çalışan Türkler tarafından olabilir. Yani helal olsun öyleyse. Ben mutluyum. Bir araştırın. Çok da emin değilim. Bir bakın. Ay bu bölüm başlarda konular çok kopmuş gibi güzel bir cümle kurmuş. Ali uyur. Evet. Ya herkesin alıp götürme şeyi var, huyu var bizde gerçekten. Yani ben bazen Ozan'ın önündeki ekmeği alıp apartmanın başka bir köşesine götürüyorum yemek için. Sonra Ozan geliyor, kalanını benim önümden alıp balkona çıkartıyor. Bir de ben de dahil oluyorum. Sen tabii. Falan hani iyice karışıyor. İlk 15-20 dakika ben de bir, lan ne yapacağım? İkiliyle konuşmak çok zor abi. Mesela Süheyl'le Behzat'la da konuşsan. Çok kolay olmaz. Ya ben onlardan birini seçerdim. Yani sadece biriyle ikisini de çağırıp. Ama diğerine çaktırmadan. Yani hedef kaynağım biri olurdu. Diğerine arada böyle takım elbisesine bakıp devam edelim. Evet, birinin önüne, takım elbisesini överdim sürekli. Belki birinin önüne şey açarsın işte tablet açarsın. sen burada bir şeyler izle diye. O sırada. Yeni biraz, baba refleksleri sana. Bende de var. Biraz ayıp olur. Kime açardın tableti? Kime açardın tableti? Süheyl'e mi Behzat'a mı? Ya mesela iki konu kalsam. Sırayla hani tablet şimdi ötekine geçiyor, hadi bakalım diye şey yapabilirdim. Yani çünkü ben çok kaygılanırdım. İki konuğa da eşit ölçüde veremiyorum. Efendim söyleyeyim talk show'u. İşte talk show'umu şey yapamıyorum, eşit paylaştıramıyorum. Tablet açam. Tablet açam. Tabletten ne izletirdin? Ben Behzat'a açardım tableti. Tabletten çok iyi şey ben bu arada hangisi Behzat hangisi Behzat hala bilmiyorum. Olan. Biri yakışıklı anladım. Biri kadarıyla. Çirkin, evet. Ya bunu şey yapmaya, böyle adlandırmaya... Takım elbiseli mi yakışıklı sence? Hiç kimse üzülmez herhalde. Eğlenceli takım elbiseler yok, giyer. Yok, eğlenceli takım elbise yakışıklı değil. Ya şey gibi, erkek giyim. Biri erkek, biri giyim tarafını karşılıyor bu şeyin. komedi ikilisinin. Okay. Ben giyim tarafında kayboldum evet, açıkçası. Ben şeyleri de, harika pazarda. İsimleri ayıramıyorum da. Şahane, senin şu an yakışıklı, şahane pazar. Yakışıklı diye tanım ettiğin şahsı ben bizim orada gördüm bizim mahallede. Evet. Şu an yani o da yaşlanınca hani oturmuş Roger Waters'ta şeydi ya başlangıçta turşu bidonu gibi suratı vardı. Yani. Sonra yaşlandıkça saçlar oturdu, suratı oturdu. Nasıl olduysa. Süheyl veya Behzat'a da bu mu olmuş? Evet, bence öyle olmuş. Çünkü Pink Floyd'da öyleydi. Mesela David Gilmour, adam Fransa'da mankenlik yapıyordu. Roger Waters'da yani ancak şey yaparsın, tahsilata gönderirsin. Yani öyle bir adamdı. Sonra bir 20 yıl geçti üzerinden. Şimdi Cumhuriyet sucuğu gibi oldu David Gilmour. Yağlandı suratı, kelleşti.
Roger Waters ne biçim? Hasan İnceler yanımızda bugün. Bize evet, geldi. Çok teşekkürler. Roger Waters nasıl Hasan? Richard Gere gibi. Richard Gere oldu evet. Richard Gere de bir tane köpekli film yapmıştı. O köpeğin evet, aynısı oldu. Gördünüz mü? Richard Gere şeyler biçim. Hachiko mu? Momo mu? Hachiko mu? Bir şey, yani. Çok ilginç bir haberim var. Yani. Anlı sıkıntı var mı? Hiç yok. Ben full dinlemeye geçiyorum. Tamam. Richard Gere Çinliler bitirmiş. Yani son 20, son 15 yıldır film çektirmiyorlar adama. Çünkü tamam, bu işte şeyle ilgili Pekin ve işte bu Budizm'le ilgili çok fazla açıklamaları oldu şeyle ilgili, o Dalai Lama'ya yapılan haksızlıklarla ilgili. Evet. Ondan sonra Hollywood'da filmleri artık bütün şeyini Çin'den çıkartıyormuş. İşte bütün o ne derler? Tahsilatını Çin'den alıyormuş yani. Tamam. O sayede öyle 200 milyon dolarlık, 300 milyon dolarlık filmler çekebiliyorlarmış. Demişler ki bunu atın. Vay onunsun. Evet. Ha. Yani biz bir daha bunun şey yaptığı ama filmi... Richard Gere zaten bitmişti ki. Biz bunu yani nereden öğreniyoruz? Kaç yaşında zaten o adam? O bilgiyi nereden öğreniyoruz? Richard Gere'in şeyini okudum. Röportajını okudum, beni bitirdiler diye. Vallahi. Evet. O. Bu arada Zekiyle Metin de şişmanı Zeki'ydi eskiden. Evet. Sonra tersi de. Sonra ikisi evet, de aynı şeye gelmedi mi? Zeki verdi. Ama... Ha, evet. Sonra ya, kaybetti. İkisi de kilo aldılar. Metin Akpınar'ın... Metin Akpınar yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Yaşıyor. Tamam, bu bilgiyi de... Ama yaşatmıyorlar pek. Çinliler evet, yaşatmıyor. Dost diyordu ya adam şeyde. Adliye koridorunu. Erman Çağ... Bu çok var ha. Erman Çağlar, bir dahaki videoda... YouTube videoda lütfen kamerayla göz göze gelme. Bir an kendimi thriller filminde gibi... O ne demek bilmiyorum ama. Gerilim filmi mi yoksa thriller diye bir film mi var? Thriller gibi yani thriller tarzı. Gerilim anladım, tarzı. Çok kameraya bakıp kendi seyircilere gizli bakışlar attığına dair bayağı bir ben yazı sanırım var. Kendi tedirginliğim birler ve sıfırlara dönüşerek kameradan YouTube'a aktarılmış yani gerçekten orada. Evet. Bazen ama gerçekten çok derin bakmışsın. Belki de kamera olduğunu anlamadın mı acaba? Ya şey loş ya ortam. Yani loştu. Şöyle onu hatırlıyorum. Evet. Acaba hiç kameraya bakmıyorum ve kameraya bakmam mı lazım diye tedirgin olup bakmıştım. O sanırım niye lazım olsun ki? Bilmiyorum ki yani hani ya şöyle hani şey diye hatırlıyorum. Şimdi talk show'da kameraya bakılır mı bakılmaz mı hatırlayamadım. Kameraya baktım sonra şeyi hatırladım. Beyaz Show'da kimse kameraya bakmıyor yani. Sadece beyaz çok bakıyor. Çok sağ ol beni onunla kıyasladım, karşılaştırdım. Sadece beyaz bakıyor, o da şey yapınca yani böyle halka ya, seslenirken bakıyor. Beyaz Show'da zaten kameralar böyle sinek gibi vızır vızır geziyor. Muydun? Hep kafayı mı kaçırıyorlar insanlar? Çok ilginç. O çok büyük bir profesyonel bence. Abi beyaza bakıyorlar çünkü yani. Beyaz ama işte soruyor. Mesela kamera burana giriyor hemen kafayı kaldırman lazım. Nasıl? Nasıl? Yani çarpmışsın diye mi? Bakmamak için yani kameraya bakıyor gibi olmamak için. Allah Allah. O dizidedir ya. Dizide bakmazsın kameraya. Talk show'da kimsenin sikini. Oyunculukta da çok önemlidir. Hiç bakmamak lazım. Ta ki House of Cards gibi bir şey çekiliyorsa orada da bakmak lazım. Ya, hocam ben bakamam. Bana böyle öğretilmedi. Bakamıyorum. Funny Games'te orada da vardı. Vardı değil mi? O çok güzel bir örneğiydi. Bakıyordu. Geri sarıyordu filan. Üçüncü duvarını kırıyordu. Ne? Dördü galiba. Dördü mü kırıyordu? Bir, iki, üç. Bu da dört. Evet. Dördü. Dördüncü duvarı kırdım. Burayı açık mutfak abla, yapacağım. Abla ben burayı kırdım. Abla ben dördüncü duvarı kırdım. Buraya niş yapacağım. Böyle mi bırakalım? İçine dert olduğunu görebiliyorum. Ancak muhabbetin büyük bir çoğunluğunun YouTube'daki izleyici sayısının az olması hakkında olması istemezdim. Kesinlikle öyle değil bu arada muhabbetin. Büyük bir çoğunluğu. Hmm. Bu bizim uçurma yuvarlanmış cümle dediğimiz ne? De... İçine, kime içine dert olmuş? Ha, benim içime az izlenme dert olduğu için bütün video YouTube'daki izleyici. Yani bak böyle insanlar mesela yani... başka ne işlerle meşgul olduğunu çok merak edip giriyorum. Hiç ben de giriyorum. Hiç bok yapmamış tabii ki. Her şey ya topladım. Öyle demeyelim ama bu... Yani... Hani iyi bir şey söylemiş ki. İyi siz şey inanmıyor musunuz iyi yok, bir şey iyi, iyi ya da kötüden ziyade şey onun algısıyla alakalı bir durum var ya burada. Yanlış onun, bir algı onun var. Nasıl anladığıyla alakalı bir durum bir yandan da. Ben ya burada bu... sempati ve empati yapmak istiyorum. Yap hemen. Yani bizi çünkü bizim sevenlerimiz de bize geldiklerinde abi sizin çok izlenmeniz lazım ama izleniyorsunuz falan diyor. Biz de diyoruz ki biz çok izleniyoruz. Ya bize göre biz çok izleniyoruz gerçekten. Yani hiç evet, izlenmeyle ilgili bir derdimiz yok. Hasan burada. Değil mi Hasan'cığım? Hiç böyle bir şeyle ilgili yakındığımızı duydun mu? Hasan nerede? Hasan nerede? Çok sormuşlar bölümde. İyi oldu bence. Evet. Hasan burada. Hasan burada. Evet. Hasan burada. Hasan'a bakıp Hasan burada dedim biraz önce. Karşısına geçmesi ya çok... bir de bu sayı fetişizminden yani çıkmamız lazım. Geçen Erman'a diyordum ben sayılardan nefret ediyorum. Bununla ilgili konuşabilir miyim diye. Erman hayır dedi. Aa.
Yani şimdi değil en azından. Şimdi. Yani çünkü ben gerçekten yani hayatımızda bize büyük sıkıntılar yaşatan her şey sayılardan geliyor. İşte sabah kalktı 11'de kalkman lazım. 9 işte %11 geldi. Ya tamam, yani çok zor kalkmak. Belli bir saatte şuraya yetişmen lazım. İşte maaşım 2750. İşte o yorumumuz 143. İzlen yani sayı bu kadar yani insan kendi yarattığı bir şeyin bu kadar kölesi olur mu? Siz de olmayın, boş verin sayıyı. Hani kalite değil kantite diyoruz. Kantite de yerlerde, sayılar da yerlerde bizde. Hani insan olarak da kalitesiziz. Bizden şey beklemeyin. Sayısal bir başarı beklemeyin. Yani gerek yok zaten. Hani 43, 48 ben olsam 45-50 diye ilerlerim. Yani 47'ye de gerek yok dersin. Yani biraz daha ileri götürecek olsan ama bence siz de sayılara bu kadar kafanızı takmayın. Çok güzel. Yani insanın hayatında mükemmel bir mesaj tek... var. Ya mesaj veriyor gibi oluyorum sürekli de gerçekten şey gerek yok. Bizim yerimize de. Kimsenin yerine üzülmeyin ya. Ne yapacaksınız? Kendinize üzülün. Okunmaz ya. Bu çok uzun. Fesleyen yazmış bir de. Bana bir şey, bu ne abi? O ya, sosyal çok. Ha bana şey diyor, aynen sen de sosyaldin, çok farklıydın falan filandın. Bunu anlatma yeter artık, bıktık falan. Ya genelde bir şey oluyor değil mi? Sen ve konukların arasından biri seçilmesi gerekiyor gibi mi düşünüyor izleyenler? Yani mesela bizi sevdiyse sen bir dur. Evet. Sen bunlara nasıl yanaşıyorsun? Ya senin karşında kalt var, sen kelime kullanıyorsun gibi. Sen de cümle kuruyorsun. Bu ne kadar gereksiz diyor. Sen ama kazanması imkansız bir şeyin savaşın içine girmişsin. Yani ya yani sevilen insan getirirsen karşısında senle konuşuyorsun, o konuşsun. Evet. Çok sevilmeyecek adam getirirsen de sen bunu niye getirdin? Evet. Sanki yine dengeyi sağladığımı düşünüyorum bir şekilde. Abi sen yine bana dediğin gibi yani o az önce beni ben hizmet için yaşıyorum demiştin ya kamera konuşurken. Ben hizmet için mi yaşıyorum? Dünyanın en güzel tövmeti değil midir ya? Şurada ayakkabının orada konuşalım. Doğru. Şu sohbet 3-4 saat olsun dinlerim falan. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Yanda olmuş. 8 ay oldu, şunun ikincisini çekin. Çekiyoruz şu anda. İkincisi değil ama. Yani bu hep yeni bir şey. Ama o evrende. O evet, sinematik evrende bir şey. Yani aynı. Ya, sen yine o zaman haklısın. Bu arada şöyle de bir şey var. Gerçekten abi. Geçen sefer de konuşmuş muyduk bunu bilmiyorum ama herhalde böyle konuk olduğumuz ve benim kendimi çok rahat hissettiğim, ya yani en rahat hissettiğim programlardan biri bu. Çok teşekkürler. Da biri olabilir. Öyle. Yorumlara yolladım. Ona göre şey... Adam olun yine. Ben böyle dinlemekten ara sıra da bir şeyler de söylemem lazım falan diye. Bir de çok da rezil olmuyor. Hani sizin bir kitleniz var ya böyle senin karşına çıkacak herkesi. Sen kalt kalitesi değilsin diyen. Bir yandan böyle seviyoruz bize böyle sahip çıkılmasını ama bir yandan da doğru çok, falan diyecek. Çok şey, hayır çok da doğru yani. Bir yandan da doğru. Çok da yıkıcı olmamalı ya şey gibi. Sonra Palo ailesi gibi oluruz. Bütün suçlarımızı içimizde saklarız yani. Güzel olmaz. Çok bugün doğru. Söylenmiş en doğru şey böyle. Kesinlikle öyle. Hatta bunu şey böyle clickbait olarak koyalım. Biz Palo ailesi gibiyiz. Yani onların Adams Family'si varsa bizim de Palo ailemiz var. Tövbe yani. Çok lütfen kötü. Bunlar bizde niye yok diye üzülmesin. Evet. Çünkü var. Anadolu'da en var. Güzel örnekleri yapıldı. Var. Yapıldı. Bunlar hep yapıldı. Ben Orkid'i belli bir yaşa kadar milli kadın voleybol takımı sponsoru zannediyordum. Komikmiş bu. Sadece yani hiçbir ürün üretmeden. Sadece sponsor. Ona sahip olan kadınların bir dönem voleybol ile uğraştıklarını. Çok iyiymiş. Bu giderek geliştirdiğim bir teoriye dönüştü zaman içinde. Neden kadınlar ve voleybol sorusu mesela? Buna cevabım pişik olmuştu. Pişik kesinlikle engellenmesi gereken bir şeydi. Full okuyacak mısın? Ve erkeklerin kullanmamasını engelleyen sağlam bir nedeni var. Bayağı uzun ya. Ama girdik de şimdi. Güzel de bir. Buyurun, güzel de tamam. Ama voleybol sadece voleybol olması... Ne? Ama voleybol sadece voleybol olmasına bir türlü aklım basmıyordu. Bu teori tamamlanmalıydı veya yerine çok daha mantıklı bir sebep gelmeliydi. Yetişkin kadınlara soramazdım. Çünkü uzun bir alaya alma durumu veya kendilerine ait aktivitelere dair olamama durumumuz mevcuttur. Bizim arada tepki vermemiz lazım ki şey yapsın. Evet. Yani biraz... Aa, ben ne diyeceğim?
Geçelim sonunu istersen. Sonunu oku istersen. Özel gün tabiri. Son kelime yok. Özel günler. Artık anlaştık. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Bununla ilgili bir ufak bilgi verebilir miyim? Eyvah. Tabii ki. Sanırım Avrupa'da artık orkid reklamlarını, orkid demeyelim de kadın pedi reklamı, hijyen pedi. Kadın bağı. Hijyenik pedi, hijyenik pedi reklamı. Muayyen gün bağı. Mavi sıvı kullanılması yasaklanmış çünkü genç kızlarda hani şey travması yaşatıyormuş yani. Benim niye mavi değil? Mavi nedir? Mavi nedir? Biz bizde var mıdır falan filan. Uzaylı. Bir de şey askerde yok. Çok orkid satılıyormuş. Pardon, askerde çok kadın ne? Pedi satılıyormuş. Evet. Niye? Daha bunu geçen birlikte konuşmuştuk. Ama sen yok, söyleyeyim, sen söyleyince ben de bildiğimi hatırladım. Botlar ayağa vurduğu için hani şey gibi. Altı bir keçe, bir tabanlık, bir kamuflaj, kamuflaj diyorum, bir tampon görevi görüyor. Daha kaliteli bot mu verseler acaba yani? Ya yok. Onu Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmek lazım. O kadar uzun bir bürokrasi yerine hemen ped alınabilir. Günlük, çabuk bir çözüm. Günlük pette eğer gömlek giyiyorsan ve koltuk altlarını terliyorsa bir seçenektir. Evet. Ya evet. Bir de kadın bağı meselesi nedir yani, bu şey gibi domuz bağı vardır ya da böyle hani şey gibi büyük bir fetiş nesnesi gibi. BDSM için de denilebilir kadın şimdi bağı. Şimdi demeyeceğim, onu diyeceğim. Bunu da bize yapıştırıyorlar. Hani BDSM, MILF, kalttan sorulur gibi rezalet bir noktaya geldik 5 yılın sonunda. Ama kadın bağı tamlamasının bir düşünülmesi lazım yani. Hayatta başarmayı istediğimizi bana. Bilmediğimiz hedefler vardır. Biri de evet. Benim için şeymiş yani, ismimin BDSM ile yan yana gelmesi. Kendime kemer bağlayamazken doğru düzgün evde. Yani... Hani başarınca anlıyorsun. İyi ki ben bu şeyi, bu yola girmişim, iyi ki bunu başarmışım diye. Bizim bağlama ile ilgili duyduğumuz şey bir tek abi arabayı bağlamışlar falan gibi bir şey olabilir. Bir de şey var, ayaklar baş oldu da bir seks pozisyonu gibi. Evet. Hani evet. Ayaklar baş oldu, ayak çok kullanılıyor ya böyle işte şey demokrasi. Abi dün akşam yaparken bir gece geçirdik, ayaklar baş oldu gibi. Tabii. Yani orada neyi anlatıyor gibi düşünürsün. 100 numara bir sohbetti, mükemmeldi. O masada dördüncü olarak hissettim. Ve muhabbetleriniz karnımı ağrıttı gülmekten. Caner devam. Çok ve teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şu çok iyiymiş. Erman Çağlar sürekli özür diliyormuş gibi konuşuyor. Şu sempatik konuşmasına hayranım. Ben de. Mağdur look'unu sevmişler senin. Çok zordur şey yapması, tadını çıkar. O tadını yakalaması çok zordur. Yani hem kendini ezdirmeyeceksin. Evet, yani hem belli edeceksin. Yok canım, benim de bankada 5000 liram falan var diye. Yani bizde 2750 sınırını aşabildiğimizde hem çok de, sevindim. Ama şeyi de vereceksin yani. Ben tabii burada sizin hak etmiyorum falanını vereceksin. Ya kendi yıllar içinde geliştirdiğim hani nasıl bazı hayvan kendi gözünden kan fışkırtır da yani kendini mağdur ederek karşındakini sakatlar, ben de öyleyim. Var mı böyle bir hayvan? Kendi evet. Gözünden kan mesela, fışkırtan neydi ya? O bir tane kertenkele gibi bir... Ben bukalemun tarzı bir şey miydi diye hatırladım. Evet de. Evet, bukalemun tarzı bir hayvan. Yaralanmış numarası mı yapıyor? Hayır, mesela sen çok yaklaşıyorsun, tamam. Çat diye gözünden kan fışkırtıyor. Oha. Senin gözlerine falan giriyor galiba. Ya. Kendi kendini suistimal edip seni şeyde bırakıyor gibi değil mi? Karşındakini evet, yok evet. Ediyorsun yani. Güzel. Gerçekten mükemmel. Kendini istismar edip kendini şey yapıyorsun. Ne derler? İhbar ediyorsun gibi. Bir hayat. Son bilmiyorum. Ha, Gülsüm Yakut. Caner Özyurtlu ergenliğinde sıkışıp kalmış sanki. Hangimiz kalmadı ki? Güzel şeyler orada yaşanıyor. Niye büyümemiz anları. Gerektiği baskısı var ya? Büyümek değil de yani o şey elektriği yani büyük ihtimalle bir yandan da beyindeki kimyasal değişimler o dönem yaşanan her şeyi şey olarak kazıyor kafaya yani, ya travma ya da dünyanın en güzel şeyi olarak kazıyor. Evet. O yani o dönem dinlediğim müzik dünyanın en güzel müziği oluyor. O dönem işte en ufak saçma sapan beni pazara gönderdiler falan da dünyanın en büyük travması oluyor. Babam evet, beni tabii. Pazara gönderdi, gitmek istemeyince de bağırdı diye dünyanın en boş şeyi. Peki bu ne, zevkler üzerinden yapılmış bir tartışma şey mi, yorum mu? Bilmem.
sizce? Şey falan diyor böyle, sıçtım mı işte, çok pis sıçmıştı falan. Böyle mi konuşur olgun bir insan falan? Ya işte tam muhabbetin başındaki o cahil hanım gibi. İnsanlar hanım bitir. Sürekli bir kategorizasyon yapmayı çok seviyorlar. Yani artık bunu geç, buna gel, bunu geç, buna gel. Evet. Ne yapacağız sonra? Öleceğiz. Aynen öyle. Yani, yani ya. Caner Özyurtlu keşke hayata sıkışıp kalmasa. Keşke ölseye kadar gider bu yani. Keşke artık öl. Dur bakayım ne diyormuş. Bak burada senin bir bakışın örnek gösteriliyor Yiğit Kan. Çenlerde tüm. Dördüncü. Ya bu. Abi o ama şey yani tehditkar bakış. Ama işte açıkladığım gibi gerçekten şey biz olduk. Bakıyor muyduk? Ya, şey gibi bir yandan da bir İskender yemişsin. Bir yarım daha söylemişsin de onu bekliyormuşsun gibi hani. Pişmanlıkla. Yani karışık. Büyük bir kalkülasyon var zihinde ama ya. Güzel bir şey gelecek. Evet ya ben bir akşam dışarıya çıkabildiğimiz dönemlerde bir akşam arkadaşlar dışarı çıktığımızda işte biraz da işte alkol tüketimi yükseldiği saatlerde böyle bir şey anlatıyordu arkadaş. Çok fazla bakmaya başladım çocuğa. Ya çok fazla zaten bakıyorum da yani biraz fazla bakmaya başladım. Sonra bir vücut dışı deneyim yaşadım. Çocuğun vücuduna girdim ve kendi suratını gördüm. Tamam ya dedim böyle bakıyorum herhalde. Hemen toplamaya çalıştım kendimi ama ne kadar toplayayım. Civa adam gibi. Civa adam. Terminator 2'deki. Ben bu evde kiracı değilim. Biriniz demiş bunu herhalde. Ben demedim ya şey Soner Sarıkabı dayı demişti. Ha evet. Kabı dedim. Sanki söyleyemem. Şarkıyı biliyor musun? Hatırlıyorum ya, bir şarkı söylemiştim ya. İşte insanlar arasında en iyisi değilim, bunu ben de biliyorum. Ama şu anda bu evde kiracı da değilim. Hatırladım. Evet. Kendim gidiyorum. Hasan'la çok severiz bu şarkıyı. Reflü var bende bu arada, korkmayın. Bende de, ben şey, hatta gelirken sana söyledim Hasan unutturma, taşit alalım diye. Var isterseniz. Şimdi çok hoş bir şey olur gerçekten. Yayının ortasında 3 kişi burada. Samimiyet. Kalitesiz organlarını zapt edip almaya çalışırken. Bak tam bunun üstüne senin bir lafın denk geldi zaten. Kendi organlarımın CEO'suyum. Erman Çağlar. Evet yani ve CEO yeri geldiğinde yermeyi, yeri geldiğinde övmeyi, yeri geldiğinde bakın ceza demiyorum ama hani tekrar konumlandırmayı bilmedi. Evet, gerçek yeri geldiğinde dersin. De hadi çocuklar hep birlikte yemeğe gidiyoruz. Pikniğe. İçeceğiz. Pikniğe evet. De götürebilirsin. Evet. Ayrıca çalışan. Hadi ritim atölyesi. Ritim atölyesi. Buranı çal gelecek. Buranı çalma. Kitabın adı nedir? Kaçırdın mı acaba? Senin kitabın. O sırada. Evet. İkincisi aşk. Geliyor inşallah. Üç kere falan konuşalım benim kitabım. Bir de aşk diye bir kitabı var. Gerçekten. Bu kadar gülüyorum. Bir de aşk mı? Evet. Tam ismi. Bir de aşk. Bir de aşk değil. Aşk. Hatta Elif Şafak keşke bir de aşk intihal yaptı. Kadınlar için, erkekler için ayrı renkle basmışsın kapağını da. Evet. Bana bir saat borcunuz var, geri verin. Allah Allah. Bu talepkar insanlara sinirleniyor musun? İşte bu şey hani haydi beyler cüretleri alalım. Evet, ücret gibi dolmuşum. Ya bu işte yani acaba Uğur Cesur arkadaşımız. Söylüyor musunuz isimleri? Full. Niye söylemiyorum ki? Abi tamam. Biraz profillerine bakalım ya. Yani o ismiyle girip yorum yaptıysa bize ne söyleyebiliriz herhalde. Ne yapıyordun da sen ya? Allah'ım dur bakayım. Oynatma listelerine bakalım. Gerçekten değerli zamanını çalmışız. Aa. Normalde... bir dakika. Erdem Ergün Alma şey Ahimi. Ya şöyle... Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ben tek şey söyleyebilirim böyle. Elimden onu da alma diyorum. Tabii ki. Yani o en son çıkışım zaten. Çünkü yerel mahkeme, yerel hukuk sürecini bitirdiğinde bir tek ahim kalır. Ahim. Onu da alma diyor. Onu da alma diyor yani. Birisi domates. Soğan mı doğru? Domates. Birisi neye sarılıyordu orada bir saniye? Şurada. Bir şeye sarılıyordu kadın. Şeye mi sarılıyordu? Domates ya. Kolona mı sarılıyordu? Yok yatıyor yatağında. Ha pardon ben evin kolonuna sarılıyor hocam, zannettim de. Kamera çok... açısı seni yanılttı bak. Hocam sen evet tarzı. Yani mesela birinin evinde yuvarlak kolon var yani evet. Şey bir evden bahsediyoruz. Gelir düzeyi yüksek bir evden bahsediyoruz. Anladım. Kolonu mesela ben hiç
sekans olarak görmedim koluna sarılmak, serinlemek için. Ama bu yapılan bir şey. Çünkü ben birkaç kere reklam çekiminde zengin evlere gitmiştim. Yani böyle çok sıcak bastığında bir iki kere şans eseri koluna değdiğimde oranın normal evden daha serin olduğunu fark ettim. Evet. Ve ara ara gidip koluna sarılmaya başladım. Ya, en azından o mermer yerden soğuğum yerden ısıtma, kolonla da soğutma gibi evet. Tasarlanmış. Bu niye peki kurmacamıza yansımıyor gibi bir sorum. Hayır. Kurmacanıza yansımıyor değil. Sen mesela düşünür müsün hani şu sahnede sen biraz az önceki sen tartışmada... Arkada, sen serinliyorsun, kolona evet, sarılıyorsun. Hani mesela az önceki tartışmada biraz sıcaklaştın. Şimdi gidiyorsun koluna sarıl. Mesela bu geçmez diyebilir misin insanlara? Ben bir oyuncudan önce onu bir provada almak istedim. Geçirebiliyormuş. Ya bir de çünkü... o ödipal bir gönderme de olabilir mi? Kolona sarılma. Yani biraz fazla. Eve kolon dikmek zaten yani belki de o, ödipal bir gönderme. O deprem yönetmeliği gereği. Yani o yaşamamız için. Ama yatakta yani yaşamamız için hem ödipal göndermeleri hem de deprem yönetmeliği bulmamıza çok büyük bir gerek var. Neyse herhalde. Ben... Tabii ki yani güzel şurada bitirdim. Şey için söylüyorum. Ay çok özür dilerim. Show don't tell yani gösterin ama söylemeyin. Yani hem koluna sarılıp hem de koluna sarılıyorum çünkü serinliyorum demesin. Ben de diyorum ki show don't tell. Biraz daha şu iç giyime önem gösterelim. Bak 4 tane Uğur Cesur 4 videoluk bir oynatma listesi yapmış. Şimdi kendine. Uğur Cesur ne demişti? Bir saatimi geri verin. Bir saatimi geri verin. Uğur Cesur. Ezel şöyle, ve UFO söyleyeyim. Pardon. Virgin Kral koymuş çok listesine. Güzel. Çok, çok güzel müzikler dinliyorsun Uğur Cesur. Ama şöyle bir şey var. Çıkmak üzere gibi Uğur. Ben şöyle düşünürüm. Şimdi Uğur Cesur'un bir saatini geri verdiğimizde mesela Uğur Şahin var. Almanya'da BioNTech'te aşıyı buldu. Yani Uğur Cesur eğer aşıyı bulmuş olsaydı derim ki çok özür dilerim. Bir saatinizi kesinlikle geri vermek isterim. Ama Uğur Cesur o bir saatini geri verdiğimde ne yapacak? Benim bana açıklaması lazım. Ya, bununla mailleşelim. Ama Ezel o bir saatte işte. Ne yapacağınızı bize yazın. Liste. Biz Erman'la bir değerlendirelim ve ona göre bizim bir tanıdığımız var. Geri verebiliyoruz. Verebiliyor mu? O çok benim bu konuda... Benim de çünkü pardon filmlerimi izleyen seyircilerden çok bu tepkiler geliyor. Yani ben de o zaman tanınıza yönlendireyim anlamında. Yok, tabii tabii. Bizim birlikte çalıştığımız bir şirket var. Birincisi şu. Yani... Neydi? Uğur Cesur. Uğur Bey yani birincisi mesela bir saatlik video tabii ki 5 dakikalık videoda olmaz ama bir saatlik videoya girildiğinde 5 dakikada bir durdurup insanın kendini yoklaması lazım. Yani evet. Zaman doğru yardım kaybediyor. Doğru yardımıyım. Yani 5 dakikana bakarsın hani bir ölçersin. Ölçersin. Yani en azından o böyle bufferlı gitsin, şeyli gitsin. Durarak, check ederek gitsin. Kesinlikle. Çünkü bir saat gerçekten hani büyük bir süre. Bir saat mesela 50. dakikaya gelmiş, 45. dakikaya gelmiş. Evet. O son 15 dakika kurtaracak diye bir şey olmaz. Tabii o saat ki. Gitti gider yani. Ya bir saatte neler oluyor? Dünya savaşı çıkar ya bir saatte. Evet. Ay dalmışım. Avusturya prensi bıçaklandı diye bir şey olmaz. O bizim hatamız ama biraz da karşı tarafın imalkarlığı olmuş. Kesinlikle. Orada kesinlikle. Kaybedilen bir saat. İkincisi bir saat nasıl geri verilir diye düşünüyorum. Mesela şey yapılabilir. Kış hani, saati uygulamasıyla. Bugün, biz ikimiz gideriz. Bugün doğru. Uğur Bey bir saat boyunca kimse rahatsız etmeyecek. Evet. Hani Berat Albayrak'la konuşması lazım. Odasına annesi nasıl? Geliyor sen dur diyeceksin. Hayır diyeceksin. Uğur Bey'in bir saati var şu anda. Doğru. Ona katılıyorum evet. Ya şey onun döneminde bu yaz saat, bir saat enerji yakalanırken. Yani ben Uğur Bey'in cep telefonunu alacağım, şey yapacağım. WhatsApp gelen evet. Boş WhatsApp mesajlarına Uğur Bey'e meşgul bir saati var. Ya bir de genel olarak hani zaman kaybı böyle her YouTube videosunun altında zaman kaybı, zaman evet. Kaybı, zaman kaybı. Yani bu kadar şey zaman kaybı varsa niye YouTube'da? Nasıl bu kadar kolay zaman bulunuyor bunları yazmaya mesela? Ya yok yani. Bir de şey... Bu bir, bir de şey... YouTube'dan derhal çıkması lazım. Derhal yani çıkması zamanına lazım. Kıymet veren insanın... Birinin zaman kaybı demek için insan ilk önce bir kendi de düşünmeli mi? Ben kimlere neler kaybettirdim acaba bu hayatta? Kesinlikle. Bunu var olarak bile. Çünkü insan biliyorsun sırf doğdu diye yaşamanın gerekli olduğunu savunan bir varlık. Doğru. Çok doğru. Bizi bir kotada mı potada mı artık eritecek bir yorum geliyor. Senaryosu Kalt ekibini yazdı. Bir komedi filmini izlemeyi çok isterdim. Filmler çok uzun ya. Değil mi? Evet. Denediniz mi hiç? Biz hani bizimle senaryo parası 15 alıp 15 dakikada kalıyoruz ya. Biz o kadar çalışmayı da çok sevmiyoruz. Evet. Ben de çok sevmiyorum. Çok fazla oluyor. Böyle bir yazmaya başlıyorsun. 60 sayfa, 70 sayfa falan yazmak lazım galiba. Sen daha iyi biliyorsun. Daha fazla. 90-100 civarı. Gerek yok.
Yani bana bir de sinema yok artık. Zaman kaybı abi. İzlerken sürekli Erman Çağlar'la göz göze geliyorum. Tacize uğruyor gibi bir his yaratıyor. Ben sana bir şey soracağım. Sor. Sor. Taciz deyince. Eyvah. Burada kesin sen benim kuzenimi geçerken alakasız. Burada kesip başka bir muhabbetle devam etsek o kadar güzel bir töhmet olur ki ya. Çok güzel. Çok merak ettim soruyu gerçekten. Yok mesela YouTube'a gelmişti, bunu anlıyorum mesela. Ama şimdi Netflix'e de şey getirdiler. Çarpı 1.5 hızda oynatma özelliği getirdiler. Bu yönetmene biraz ayıp değil mi? Oyunculara da. Ya bu tartışılıyor. Geçen gün biz de bunu Melikşah'la tartıştık. Değil mi? Melikşah çok ayıp falan dedi. Bence değil ya. Yani saçma evet ama. Bu uygulamayı Melikşah mı getirdi? Niye onunla tartıştınız? Melikşah şey diyordu. Artık içeriye bu kadar da müdahale edilir mi bilmem ne. Müdahale ki yani. Ha. Bir şekilde DVD de eskiden 10x'de oynatabiliyordu. Doğru. Hayır ama şunu sanki izleyiciye doğruluyorsun. İzleyicinin şu şeyini. Bir, hani benim vaktimi çaldılar bu şeyine küstahlığını şey yapıyor. Evet. İkincisi yani mutlaka hani bir sekansın konulmasının bir nedeni vardır. O sekans, hani bir yürüme sekansının bir içeri girme, o sekansı şöyle tıkı 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 eski Cumhuriyet filmleri gibi. Tam onu diyecektim ben şimdi. Paşam o şey. Sonradan renklendirin. 1920'lere dönmek istiyor olabilir. Ya anlıyorum ne söylemek istedin ama bence dijitale koyarak zaten o iş bitti ya. Artık üreticinin değer gördüğü dönem bitti bence. Artık bir film, o dizi, o bilmem ne. Yani kim yönetmiş, kim yazmış, Netflix göstermiyor bile zaten. Artık ona kendi şeyini bir akan içerik, doğru, hayatımızı dolduran bir şey yani. Doğru, jeneriği atla, sonundakini atla. Tabii. Ya şu şeyi atla, bön suratlıyı atla. Ne biçim seçenekler geldi. Mesela bana böyle 3 sayfa yazı yazıyor abi. Diyor ki filminizi izledim Caner Bey, yarrak gibi film olmuş. İlk 45 dakikayı zaten atladım. Bir tane sahne vardı, onu izledim, çok sevdim ama sonrası da bok gibi. Mesela bir sahne izlemiş aslında totalde baktığında. O yüzden zaten öyle bir şeye müdahale şansı kalmadı ki. İzlesin tabii, abi yeter ki. Biz benimki, paramızla saçma diyor. Tabii benimki romantik bir bakış açısı yani. Ama evet, tatlı. Böyle. Ama geçen günde neyse. Yani bir tane 6 dakikalık yürüme sahnesi vardı. Onu da Allah günah yazmasın. Geçtin mi? Biraz hızlı yürü dedim. Ya bazen de şey hani asla, hadi birader. Asla koşamayacak birini koşturuyorsun gibi. Evet. Yani güzellik olarak da bakmak lazım. Ya yani. Çok ilginç bir şey düşünülmüş. Onu doğru doğru. 1.5 hızı alındığında şimdi benim sesim zaten ince, daha da inceliyor ya. Evet. Onun önüne geçmek için o şey correction'ını da yapmışlar. Pitch shift. Pitch shift'ini de yapmışlar. Yani 1.5 hızla hareket ediyor ama sesler normal şeyde çıkıyor. Güzelmiş o. Ya bu alınganlıkları artık bırakmamız lazım ondan bence. Ondan hani şeyden kim nasıl izliyor seni? Antonio Hopkins'ten tiksinmesin onu. Helium balonu koklamış gibi ne için konuşuyor diye koskoca. Pitch shift yapmışlar mı? Evet evet. Ben bir dikkat ettim ona. O da pahalı bir şeydi eskiden ha. Onu yazdırmak. Dolby'den adam geliyordu, kart sokuyordu, hatırlıyor musun? Pitch shift için 1500 euro veriyorduk lan. Vay anasını. Filmlerde. Harbiden. En son anneme bu kadar kızmıştım. Ya bankadan arıyoruz diye arıyorlar, sen de telefona çıkıyorsun diye. Ya bu bizim biraz şeye doğru yakaladı. Pitch shift için 1500 dolar veriyorduk diyor da Hasan burada, bizim Hasan'la böyle bir şey evrenimiz var. İşgüzar Holding evrenimiz. Mesela işte bir videomuzda bir yere bip koyulacak. Hasan diyor ki ben onu hallederim abi. Ama böyle çok ciddiyetle söylüyor ama sanki şey gibi. Ben onu hallederim, o bip'i koymak için Danimarka'yı bir kursa göndereceğiz 6 ay. Sadece bir saniye bip koymak için böyle testler, sınavlar falan filan. İşte İşgüzar Holding genelde böyle çok kolay bir işi uzatmazdır. Bugün buraya gelmeden önce şey konuşuyorduk. Nasıl geleceğiz falan. Erman şey dedi. Ben sahildeyiz artık ya. Erman Nişantaşı'ndan geliyor. Ben işte Karaköy'e inip gelecektim. Beşiktaş'tan bisikletle gelecekti. Yani bisikleti karşıya geçirecekti Erman. Vapurla. İşte şey dedi, bisikleti Karaköy'e bağlasam geri dönüşte alabilir miyim? Evet. Hasan da dedi ki abi alsana bisikleti vapura. Alınabiliyor yani. Şey yani. İnsan gibi davranıyorlar bisiklete de. Ondan sonra şey dedi, sen bisikletle geliyorsan ben de bisikletle geleyim dedi Hasan. İşler. Ya bir çok ben ufak oldu, bir şey ya buraya geçmiş. Sonra ben şey dedim, şimdi Erman bisikletle oraya gelsin, Sanayi Mahallesi'nde Hasan'ın olduğu yere. Sonra tek bisiklet gelir köprüden. Yani çünkü çok güzel olur. Hasan dedi köprüden ben çok gelemiyorsun. Seviyorum. İkinci köprüden gelirim dedi Hasan da. Köprüye yani, geçemiyorsun. İş güzel holding böyle bir şey. Yok yasak köprü. Hatta bir de şey projemiz vardı. Yani normal yumurtayı
boklama şeyi fabrikası. Yani tavuk boku fabrikası. Organik gibi göstermek için. Fabrikası var mı? Fabrikası değil, yani tesisin içinde bir ünite. Paketlemenin bir parçası. Bok ünitesi. Tesisin içinde bir ünite dedim ya, inanılmaz bir cümleydi bence. Ben burada Netflix'in PlayStation'daki app'ini kullanıyor musunuz? Yok. Ben orada inanılmaz iyi bir özellik var. Başka hiçbir yerde olmayan. Shuffle. Herhangi bir şey açıyor Netflix'in içinde. Aa. Ve izlemeye başlıyorsun. Neler izledim saçma sapan asla izledim. Çok dün akşam ya, David Eagleman'ın belgeselini falan izledim artık böyle. Yani shuffle, hiçbir karar vermek zorunda değilsin hayatta. Basıyorsun, on binlerce işe yakarsan bir şey açıyor sana. Bence çok iyi. Yani çünkü ya Seven'ın üzerine film yoktur mu diyorsun? Şey neydi, 9 çarpı Leyla mıydı? O kere. Garip olursun. 9 çarpı yani bütün Leyla 9. 9 çarpı Leyla çay yani tane. O hızla izleyin. İngilizce ismi çok iyi olmuş bu arada bence. Filmin neymiş? Özüyle Leyla Everlasting. Çok daha iyi olmuş bence. Kötü Ortadoğulu bir metal grubunun şey şarkısı gibi. Ice Turtle'ın solisti şey demiş, gördünüz mü? Senato'yu basanlardan. Gitaristi kurucusu Senato'yu basanların arasındaymış. Ne? Evet. Can şey, fotoğrafları var. Ya bağlı. Şey falan varmış. Ben onu da çok üzüldüm ya. Ariel, Pink, John Mouse falan. Tabii. Onlar Bant Magazine yakalamış. Ya Ice Turtle biliyorduk zaten mi? Cahil diye de. John Mouse. Boşver abi adını sen anmaya değmez şu noktadan sonra anlatabiliyor muyum? Erman seni sürekli yanımda gezdirmek isterdim. Bu nasıl tatlılık çok kötü. Yani insanlar öyle sıkılıyor benden genelde. Nasıl tatlılığı yüzünden mi? Hayır yani devamlı yanımda devamlı yanımda dolaştırmaya karar verenler genelde. Ya devamlı yanınızda cüzdan telefon taşırsınız. Ben yani, onu bile devamlı taşımıyorum. Demek ki onları da çok sevimli buluyor. Bak bunu şimdi izlemiyorum. Öleceğim kesinleştiği bir anda ölüm döşeğinde izletsinler diye vasiyetime ekleyeceğim yazmış. Oo. O kadar mı ya? Çok teşekkürler. Hüseyin Cem neydi? Bilen. Bilen. Geleceğin Cenk Verdim olarak görüyormuş sizi. 40 yaşına geldik ya. Ya bir de asla Cenk, Cenk Erdem'le aynı yaşa geldik yani. Gerçekten. Evet. Onlar bambaşka bir seviye. Yok. Abi çok iyi yorumlar ya. Siz seviliyorsunuz. Biz de onları seviyoruz ya. Sizi onlar yarattı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bence annemiz babamız izliyor. Caner bayağı Ozan ve Erman'dan hoşlanıyormuş gibi davranıyor. Çok tatlı. Kikirdeşip saçıyla oynuyorsun. Sürekli utanıp sıkılıyor falan. Doğru. Yani bilemedim şimdi. Ya şu an mesela pat ve geri geldiğimizde çırılçıplak olsak mesela çok güzel olur. Girer miyiz? İki saniye. Bilmiyorum. Biraz daha vücut çalışmamız lazım. Evet benim bayağı olacak iş değil yani. Bebek kasım var ama şuralarda biraz oluştu. Sende de oldu mu? Ben fizyoterapiye gitmek zorunda kaldım. Bebek kaldırmaktan oluşan orantısız saçma kol kasım. Ben de böyle şey hani böyle hacı spazmı falan şeyden. Doğru aynı şeyden. Mekke'den getirmiş. bir virüs. Bebek kası gerçekten bende ilk olarak şey diye register etti yani burada bu kadar değildi şurada şu kadar evet, yani evet. Öyle ufak şey bakla şeklinde oluyor ya. Kendi kendine İlk başta böyle saçma uyutma yöntemleri falan bulmadınız mı sizde? Uyumuyor bu ne yapacağız ben böyle koluma tam kol yatırıyordum böyle sallıyordum falan. Ya özelime girmek de istemiyorum da ben şu an çocuğu alışveriş arasında koyup dolaştırıyorum evin içinde 2.5 saat yani şeyde falan gecenin 2.30'unda falan şey pazar arabası. Dolaştırılabilecek her şeyde dolaştırdı Erman ya Ferhan'ı gerçekten ya çünkü sonra... Bir araba kiralamadın çocuğa değil mi? Onu da yaptık. Kiraladık. Onu da kiraladık. Ama kiraladık ona kiralamadım. Araba sevdası var mı sizinkinin de? Recaizade. Yok işte yani... Mahmut Ekrem İlk tiyatro oyunu. O da onun için yazmış olabilir. Yani çocuğu için. Ozan Akyol tecrübe etti çocuğun araba sevdasını. İşte gerçekten o kadar çok bağırdı ve ağladı ki 4 saatlik yolda. Artık herkes sadece şey... İyi hatıralarını hatırlamaya odaklandı. Ya, sana bir fotoğraf sessizlik oldu. Biz bu çocuğu sana seviyorduk. Sana bir fotoğraf göstereceğim. Şeyden sonra yayından sonra o gün o arabanın içindeki tantrumdan sonra çekilmiş. Bir de şöyle biz Altınoluk'tan dönüyoruz. Birlikte tatil yaptık. Erman'ın annesinin evinde inanılmaz güzel bir tatildi. Senaryo yazarız diye gittik.
sadece yeni bir barbekü alınması konusu çok uzun konuşuldu ve hayvanlar aldılar. Çok güzel bir etler hafta, yedik. Bir hafta alsak mı almasak mı? İkinci hafta hangi model? Üçüncü hafta sipariş verdik ama pandemi var, gelecek mi? Artık dönüşe doğru gelmesi ve hani bak alete bak diye ölmesi ya, ve dönüş. Neydi taşın? Granit mi? Volkanik pardon. Volkanik taşı Uranüs'ten var. Gelmiş gibi bir şey. Çok güzel etler yedik. Neyse dönüyoruz. Şöyle dönüyoruz ama. Koko var bir de tavşan. Tamam. Erman'ın tavşanı. Koko şeyinde, kabininde, ne derler, kutusunda. Benim kucağımda. Ben öndeyim. Arabanın ön camı sürekli sallanıyor. Aşırı rüzgar var. Çok kötü. Cam sabit değil. Araba kiralamış. Kötü. Ön camı sallanan araba... Ne kadar kötü bir şey alsan da başına gelmez gibi. Hayır, araba biraz şeyde kullanılıyordu. Kolombiya'dan Türkiye'ye kokain taşımakta kullanılıyordu. Boş kaldığı zamanlarda da. Kiralıyor. Çünkü beyaz Passat 98 model, siyah kaplama camlar. Evet. Ve Koko diye bir tavşan var içeride. İçeride de Koko ve sakız çiğniyoruz. Sürekli Erman'da. Ya o kadar ağladı, o kadar bağırdı, o kadar ağladı, bağırdı. Bir fotoğraf işte göstereceğim değil mi? En son şey gibi duruyordu. Rocky 4'te. Koyabiliyor muyuz o fotoğrafı? Koyabiliriz, ben yollarım. Rocky 4'te Ivan Drago Apollo'yu yere serdiğinde basın mensupları adam yerde can çekişirken gelip şey diyordu. Bir koydunuz yani şey gibi adamı, hükümet gibi adamı yıktınız. Ne diyorsunuz? Orada şey diyordu. If he dies, he dies. Yani ölürse ölür. Öyle bir şeydeydi, moddaydı. Bir önceki cümlenin ben orijinal dilindeki versiyonu çok merak ettim. Yani bir koydunuz hükümet gibi adamı delirdiniz. Erman'ı seslendiriyorlarmış gibi. Hmm. Ha, bir de var. Evet, bu ben de buna ağzından sesinin uyuşmadığına dair eleştiriler var. Ya ağzımızı biz genel olarak ağzından çıkan dudağına oturmadığına ağzımızdan evet böyle ağzı hep ağzımızla ilgili hep yorumlar geliyor. Bunlar ağzı oynatmadan konuşuyorlar falan diye. Ya belki de bunun nedeni, yani hiç düşünüyor musunuz? Bok gibi bir ortodontiye sahip olmamız olabilir mi acaba? Belki ağzımızı bu kadar göstermek istemiyoruz ve bunun yolunu bulmuşuz. İnsan adaptasyonla müsemma bir hayvandır. Benim kesinlikle öyle mesela. Mesela şunu keseyim, bu tabii yayın olamaz. Benim dişlerim yamuk yumuk. Erman'ınkileri göremedim daha. Benim de küçük. O kadar yakın olmamış. Bilmiyorum, belki şöyle... Hiç, yani gerçekten ben de duydum daha önce Erman'ın ağzı şey konuştuğunu oturmuyor diye. Ama yorum yapması da zor bir şey ve hani benden beklenen çok daha şey ivedi iyileştirmeler var ona gelene kadar. Tabii, mesela, yani ben biraz daha sorumluluk alabilir. Biraz daha yakınlarından gelen mi? Bu eleştiriler yakın. Para kazanması lazım. Ya bırakın adamın ağzını. Caner insanların lafını kesemeyince çok sıkılıyor yazmış. Öyle mi? Asla değil ya. Tamam. Bazen böyle bu konuşma hani şey oluyor mesela. Bir soru soruyorsun ya da bir konuşuyorsun. Karşındaki konuşuyor, susuyor ve bekliyor. O sırada yeni cevap, yeni soru bulman falan lazım. Ben o olsun istemiyorum gerçekten. Hani o an böyle... Sen sohbet ediyorsun aslında. Falan. Tamam peki falan. Öyle olmuyor ki. O yüzden sözü kesiyorum evet ama yani artık anlıyorum bir bok olmayacağını gibi düşünelim. Orada kesiyorum o noktada. Ben hayatımın eziyetini şeyde yaşadım. Yani böyle röportaj gibi röportaj yaptılar bir kere. Yani ben normal hani... İzledim şu şey galiba. Gazetede yayınlanan mı? Yok o... İkinizin olduğu var bir tane. Yok o şeydi, çocuklar zaten çok 5 dakikalık bir şeydi de uzun bir şey yaptık. Yani böyle bir okul projesiydi zaten, yayınlanmamıştı bir yerde de. Hani ben çok alışık olduğum için hani hem kendi Ozan'la yaptığımız işten hem de yani senin gibi... doğru düzgün hani karşılıklı konuşabildiğimiz insanlarla yaptığımızdan ben şeyi anlamadım. Yani ben konuşacağım, bitecek, ikinci soru başlayacağı anlamadım. Hani susmadın mı? Susmadım evet. Yani her soruyu 45 dakikaya şey yaparak döndürerek. Ben peki, de bana çünkü oluyor. Ben mesela bir şey söylüyorum, bitiyor. Hiç alakasız bir şey soruyor. Evet, dinlemiyor ki. Sorular çünkü sıralı. Öyle olmasın. Ama onu istiyor bazı seyirci ya. Ben de ona acayip tutuluyorum artık. Mesela evet. Somer Şef gelmiş işte. Onu da sorsana MasterChef'te kim elenecek bana. Onu da sorsaydınız çok sürekli var. Ama yani sen aç o zaman YouTube kanalını sor. Bugün Ozan Akın'ın çok güzel bir lafı vardı. Onunla açtık günü. Şu an neydi? Sosyal medyada bulunmayan kerizdir diye mi? Hayır, şu an online dijital platformda bulunmayan her insan kerizdir. Artı kendini sorgulasın. Evet. Niye eksene, geyine
Netflix'e, Blue TV'ye, E-Devlet'e iş yapamıyordum. Sorgulasın. Ya aslında gerçekten bu doğruluğu çok yüksek. Siz de doğru duyurabiliyor musunuz? Kardeşim, çok haklısın. Birader özür dilerim. Birader. Gay'ine iş yapıyorsunuz. Evet. Biz de. Mesela bu hakikaten herkes bir anda bütün platformlar kafaları böyle yayınlamaya başladı ya 2-3 hafta önce. Bu da bu kafa da bizde. Bunun kafasında biz yayınlıyoruz gibi. Araba orada... pazarı gibi. Bizim Eskişehir'de Reşadiye'de işçi pazarı oluyordu. Gerçekten çok uzun süre orta çağı devam ettirdik. Allah yani Yılmaz Büyükerşen'den şey olsun, ne derler? Razı. Razı olsun. Support him. Şato da yaptırdı. O şey yaptı, bizi çıkardı. Sizin gerçekten yani orta çağın şato yüzünü en azından çevirdi bize. Sizin gerçekten pazarında. Sizin gerçekten doğru. Bir tek böyle halka açık idamlar falan eksikti, evet. Eskişehir'de. Şato var, evet. İnsan pazarı ve var. Mesela keşke Yılmaz Büyükerşen'in bir online Baron platform Esra girişimi olsaydı. Ya, ama mesela ben Acun'un yerinde olsam platform yerine direkt artık ülke kurarım. Ya da imparatorluk. Yani dijital platformla uğraşacak bir insan değil bence. Ben şeyi öğrenmek çok isterdim. Günde kaç kere ben Ucu'nun yerinde olsam deniyor Türkiye'de. Ya ben çok diyorum ya. Ben bu çocukken de işte Sabancı'nın oğlu olsam her gün lahmacun yerim ve her yere taksiyle giderim diyordum. Bilmiyorum. Sonra baktım ki şu an her gün lahmacun yiyebiliyorum ve her yere taksiyle gidebiliyorum. Ama yapmıyorsun. Üzerimde bir Sabancı gölgesine ihtiyaç yokmuş. Yani aydınlandım en azından. Ozanak Yol ve Erman Çağlar kucağında sürekli ağlayan bir çocukla dilense, ona bile nazik dedi. Beni ele geçirdiler. Bu bizim yazabileceğimiz bir şeyden, evet, çok uzak bir şey değil, evet, yani aslında. 908 kişi beğenmiş bunu. Gerçekten ya. Mi? Evet. Ya o kucağımızdaki bebek de kesinlikle Hasan İnceler olur. İster misiniz öyle bir bölümde? Bence hoş olur. Hızlı 0.25 yaptım, 4 saat izledim. Zamanını bükmüş. Tenet'i anladınız mı? Efendim? Tenet'i anladınız mı? Tenet'i izlemedik ama dün izlemediğimiz Tenet hakkında yorumlarda bulunduk yeni podcast bölümümüzde. Çok mantıklı. Ona izleseniz de zaten benzer yorumlar bulunurdu. Yüksek bir yorumdu. Evet. Ozan'ınki özellikle burada sürprizi bozmak adına, evet, ben yine de söylemek isterim. Çünkü belki bizden ulaşmaz, sizden ulaşır. Ben bunun bilinmesini istiyorum. Tenet, yani terste okunduğunda da Tenet okunuyor. Aynı kütük gibi. Ama dedim ki Christopher Nolan kütük diye bir film çekmez. Evet. Sonra Tenet diye çeker. Bir de çok kötü bir şaka daha yaptık. Onu da, o da bulabilirsiniz, o da, onu söylemiyorum. Orada çok güzel şey diye bağlayabiliriz işte. Şeyimiz Plug, işte o da Cult'ın podcast'inde. Evet. Cult Laps Laps. Geleceği çok önceden görmüş. 7 ay önceden görmüş. YouTube kullanıcısı. YouTube kullanıcısı ya. İşte bence bunu bitirelim. YouTube bence YouTube'daki alınabilecek en iyi isimlerden biri alınmış. YouTube kullanıcısı. Resmi de muhteşem. Bence bunu da ver. Profil. Basayım mı? Simpsons'tan mı bu? Neler izlemiş? Celal Şengör. İzlemiş mi bu? Video mu yüklemiş? Yüklenen. Birinin bir şeyi izlemesini izlemiş. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bize tekrar Kadıköy'e geçme fırsatı sunduğunuz için vapura bindik. Güzeldi. Tebrik ediyorum sizleri o zaman. Ne diyeyim, hiç böyle saçma bitiriş olmamıştı. Var mı söylemek istediğin kameralara? Senin özellikle gözünün içine bakmaya alışkınsın. Halkının gözünün içine bakıp ben söylemek istediğin bir şey var mı? Erman, seni seviyorum. Ozan. Teşekkür ederim. Laps laps laps.